Son olarak değerli arkadaşlar, Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Bekir Yıldız Başkanımızın meclisin ilk günü ve ikinci günü bir takım açıklamaları oldu. Belediye Başkanımız, Sincan Belediye Başkanımız, önceki dönem meclis üyemiz bir sıkıntılı dönem yaşadı. O sıkıntılı dönemin, o 28 Şubat'ın ne olduğunu anlamadan otoriter bir tavırla 28 Şubat'ta aratır bir şekilde hesap sormaları burada kabile üyelerinin gerçekten yüz kızartıcı bir şey. Bunların hepsini faaliyet raporunda anlatacağız. Şimdi sadece bu kadarla ifade edeyim. Ben Bekir Başkanıma burada düşüncelerini ifade ettiği için, gerçekleri anlattığı için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Şimdi bir kere şunu bir bilelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi sahipsiz değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllardır özlem duyulan Mansur Yavaş'ın öncülüğünde oy veren vermeyen bütün Ankara halkıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sahip çıkıyor. Bunun en somut örneğini Sayın Başkan, belediyecisiniz. Ankara'da bir anket yaptırın ve sorun. Ankara'nın sahipsiz mi olduğunu, sahipli mi olduğunu orada göreceksiniz. Yani bu ifadeler sadece kendinizi tatmin etmek için söylüyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara halkının onur duyduğu, gurur duyduğu bir sahibi var. Bunu önce bilelim. Şimdi burada konuşmalar, tabii ki burada meclis çatısı altında ahlaki konuşmalar olacak. Şimdi bir arkadaşımız çıkacak burada mecliste çıkacak. Bu meclisi gelecek şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili hakaretlerde bulunacak. Sonra siz bunu görmezden gelip ona ve cevap veren arkadaşlarımızla ilgili, bizlerle ilgili olumsuz şeyler söyleyeceksiniz. Yok kabile belediyeciliği diyeceksiniz. Arkadaşlar, burada bir Millet İttifakı var. Millet İttifakı'nın da Cumhuriyet Halk Parti diye bir parti ortağı var. 100 yıllık bir parti. Kabile belediyeciliği değil, halkın belediyeciliğini yapıyor. Halkın belediyeciliğini. Mansur Yavaş da tam da halk belediyeciliği yapıyor. İnsanlarımıza, yardımda muhtaç insanlarımızın hepsinin yardımına koşuyor. Bunu bir kere bilelim. Bunun tek çözümü nedir biliyor musunuz? Mansur Yavaş'a halka sormak, halka. Başkasına gerek yok. Şimdi Murat Bey biraz daha kalsa burada ulaşımla ilgili, mazot zamlarıyla ilgili biraz daha kürsüde kalsa bu mazot zamlarını CHP yaptı diyecekti. Ben onu bekledim. Biraz daha kalsa bunu diyecekti. Şimdi arkadaşlar, Brent varil petrol fiyatları. Hep bunu söylüyoruz ya. Bir de ben örnek vereyim size. İnternetten de açıp doğruluğuna bakabilirsiniz. 2008 yılında Brent varil petrol varil fiyatı kaç dolar biliyor musunuz? 165 dolar. Bakabilirsiniz. Hani diyoruz ya, Brent varil petrol fiyatları arttı. O yüzden mazot fiyatları arttı. 165 dolar. Mazot kaç lira? Kaç lira? 3 lira 21 kuruş. Bugünkü petrolün varil fiyatı kaç para? Bakın arkadaşlar, internetten görürsünüz. 121 dolar, 121. Daha düşük. Fiyat kaç para? 23 lira. Yarın ne olacağı belirsiz. Yani bunu gelip de petrol varil fiyatlarına bağlamak falan, arkadaşlar tabii ki bunun etkisi vardır ama birinci sebep ekonomi. Ekonomi. Şimdi çıkıyoruz. Savaş oldu, bunlar oldu. Ya bu savaş çıkalı daha 15 gün oldu arkadaşlar. Biz bu mazot fiyatlarıyla, pahalılıkla kaç aydır uğraşıyoruz? Kaç aydır uğraşıyoruz? Sizlere soruyorum. Yani bu, basit bir örnek vereceğim. Ulaşımla ilgili. Zam yapıldı, yapılmadı. Size bir örnek. 2019'da 3.25 lira olduğunda otobüs fiyatı, mazotun fiyatı 5 lira arkadaşlar. 5 lira 75 kuruş. Sonra 4 uçağa çıkarıldığında 11 lira. Şu an kaç lira bugün? 25 lira dayandı. 25 lira dayandı. Şimdi Murat Bey çıkıyor, diyor ki Ankara Büyükşehir Belediyesi zam yapsaydı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zam yapma yetkisi yok. Zam bir talepte bulunur, zamı UKM yapar. UKM'nin temsilcileri bellidir. UKM'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir çoğunluğu yoktur. Bunu da not alın, araştırın. Bir çoğunluğu yoktur. Ama burada başkanımız zam yapmak yerine şimdiye kadar nasıl yaptı? Hem vatandaşlarımız ucuz taşımadan faydalansın, hem de esnafımız mağdur olmasın diye bu desteklemeleri, bakın şunu söylüyorum, hep birlikte meclisimizin oy birliğiyle bu desteklemeleri gündeme getirdik ve verdik. Burada bunu tabii ki yönetim olarak başkanlık teklifi de geldi, önerge de verdik. Ama biz bunu her koşulda da meclisimizin oy birliğiyle, oy çoğunluğuyla geldiğini her zaman söyledik. Ama bunun tek bir sebebi var arkadaşlar. Bunun tek bir sebebi var, mazot fiyatları. Ulaşım esnafı burada sorun. En büyük gideri ne? Mazot fiyatı. Bu mazotu kim yaptı? Mazota zamı kim yaptı ya? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri Daire Başkanlığı mazot fiyatını belirliyor. Kim yapıyor bu mazota? Bu belediyenin, bak bu belediyenin ve Sayın Mansur Yavaş'ın hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yanında olduğunu tüm Ankara'da biliyor, Türkiye'de biliyor. Yani bunu kesinlikle bilelim, bir not alalım. Bunun üzerinden esnafımızın üzerinde bulunduğu mağduriyet üzerinden siyaset yapmaya asla çalışmayalım arkadaşlar. Yani burada zor günler geçiriyor esnaf. Bugün de başkanımız çıktı, yapılacak önlemlerle ilgili bir açıklama yaptı. İnşallah bu da meclis gündemine gelir. Yine hep birlikte bütün meclisimizin oy birliğiyle bu konuda karar alırız. Ama şu da bir gerçek. İnsanlar kan ağlıyor. Büyük bir ekonomik sıkıntı var. Bunu herkes biliyor. Ya televizyonlarda her gün görüyoruz. Yani lütfen buraya çıkıp da bazı şeyleri görmezden gelmeyelim. İnsanlar yağ kuyruklarında bir litre yağ almak için birbiriyle kavga ediyorlar arkadaşlar. Bunları görmeyelim. Görmezlikten gelmeyelim. Bunları düzeltmek için ülkemizin ekonomisine, Ankara Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı hizmetlere, katkılara nasıl olumlu bir katkı, bir destek sağlarız? Burada bunları konuşalım. Yani mazot fiyatlarının bu hale gelmesindeki sebep nedir arkadaş? Bunu hep birlikte masaya yatıralım. Yani burada olağanüstü şartlar, olağanüstü durumlar yaşıyoruz. Ben burada zorda kalan esnafımızın, vatandaşımızın Allah yardımcısı olsun diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hanım söyleyeyim artık. Akyurt'umuza hizmetimiz var Allah'a şükür. Biliyorsun oradan içme suyu ile ilgili. Söylediyse başkanım söylememe gerek yok o zaman. Hilal başkanım söylediyse. O zaman tamam söylemeyeyim. Hizmetlerimiz Akyurt'umuzda çok var. Şimdi Yine şeye gireceğim yani mama duman edeceğim. Yine girmeyeyim hadi mama. Yarın şeylerle çıkarım yine billboardlarla şeylerle oraya. Bitti mi? Şimdi arkadaşlar sataşma var diyor Ertan Bey. Yerinizden Ertan Bey lütfen. Kısa ve şey gelmeden lütfen. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Birinci gün 48 saatte söz alabildim. Şimdi de sataşma olmasına rağmen gerçekten yani ne kadar güçlükle söz aldı hepinizin takdirine malum. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili biraz önce çıktı. Adeta konuşma yaptığını zannederek hakaret etti. Kabile yönetimi dedi. Kabile bizim bildiğimiz ilkel bir toplumlarda olan, aklında kiraya vermiş olan insanların yaşam biçimidir, düşünce biçimidir. Benim öyle bir şeyim olsaydı Allah'a hamdolsun
Ben 15 yaşında ne düşünüyorsam 60 yaşında aynı düşünen, aklını hiç kimseye kiraya vermeyen, aklımı kiraya verseydim Pensilvanya'ya sevgi dolu bağlılıklarımı bildiren, defalarca tweetler atar, defalarca bağlılıklarımı bildirirdim. Bu kabile üyesi olacak arkadaşlar gibi, Ümre'ye gider gibi de Pensilvanya'ya o terörist başının yanına ziyarete giderdim. Elhamdülillah bizim mazimizde de, bizim geçmişimizde de böyle bir şey yok. Şimdi niye rahatsız olduklarını ben söyleyeyim. Ben bu Büyükşehir Belediye Meclisi'ni hiçbir zaman için kastetmedim. Her zaman söyledim. Bu belediye meclisinin büyük kahir çoğunluğu gerçekten sağduyulu iyi arkadaşlar. Benim sözümün arkasındayım. Yine 3-4 tane arkadaş her zaman çıktığında germe, efendime söyleyeyim provokasyon, mecliste insanlara hakaret ederek, bu mecliste Cumhuriyet tarihinde ilk defa denmiştir. Bir büyükşehir belediye başkanına artist, zübük, efendime söyleyeyim yalancı, sahte ya bunların söylediğin zaman buradaki büyükşehir belediye başkanı da benim söylediğim şu. Böyle bir uslubun içerisinde, böyle bir seviyenin içerisinde ben olmasını arzu etmiyorum dedim. Sözümün de arkasındayım. Ha bu arkadaşların bizden rahatsız olmasının sebebi gayet açık. Bizim konuştuklarımızı konuşmamızı istemiyorlar. Israrla oradan bütün bu konulardan kaçmak istiyorlar. Ben buradan bütün Ankaralıların huzurunda söz veriyorum. Hiç kaçmayacağım, daha ileri gideceğim. Ben burada neler yapılmış dedi ya Adnan Bey biraz önce. Burada çıktı, iddialı bir laf söyledi. Mansur Yavaş'ın zengin ettiği kabile üyeleri. İşte kimlerse onları kendisine açıklamaya davet ediyorum. Ama biz sizin zengin ettiklerinizi açıklayacağız, onu da Ankaralılar duyacaklar. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Sayın Başkan, size daha fazla yani bu müsamahanıza hani şey yapmamak için sözlerimi burada bitiriyorum. Ben bu belediyedeki belediye meclis üyesi arkadaşlarımı tekrar ediyorum. 3-5 kişi hariç hepsi son derece saygıdeğer. İnsanlardır o 3-5 kişiyle ilgili kanaatimde güçlenerek daha da dünkünden daha bir kat derece fazla ben o düşüncelerimi koruyor. Hepinize teşekkür ediyorum.